B Hepinize okuluna, Youtube'un en büyük coğrafi kanalına hepiniz hoş geldiniz. 39 günde TT Coğrafi Kampımızın bugün geldik 18. videosuna. Bugün sizinle beraber çevre ve toplum ünitesini öğreneceğiz. Bugün artık 9. sınıfların son videosu bu. 9. sınıflara güle güle diyoruz. Kolay bir konudur hiç merak etme. Evet ben hazırım. Sen de beğen tuşuna basıp abone olduysan o zaman ne diyoruz? Yunus Hocayla bir defa öğren bir daha asla unutma. Geç konunun canını okuyalım. Geldik çevre ve toplum ünitesine. Çok basit bir konudur. Kısa olacak zaten bu video. Siz sizi hiç zorlayacak bir konu değil. Böyle öğreneceğimiz belki bir iki yer var. İlk defa duymuşsundur. Ya da biliyorsundur zaten. Onları göstereceğim sana. Bugün konumuz çok basit. Çok kısa. Çevre ve toplum. Asıl 10. sınıftaki çevre ve toplum önemli. Orada doğal afetler var. Asıl soru oradan çıkıyor. Buradaki çevre ve toplumdan çok fazla soru çıkmıyor. Ne öğreneceğiz? İnsanın doğadan yararlanması. E şimdi şöyle düşünün. Biz geçmişten günümüze kadar doğadan farklı zamanlarda farklı şekilde yararlanmışız. İlk zamanlarda daha çok doğrudan, doğrudan yararlanmışız. Orada ba beslenme, barınma gibi faaliyetleri gerçekleştirmişiz doğada ve doğrudan yararlanmışız. Sonra ne olmuş? Hani önceki konularda öğrendik. Neolitikte, ne o? Ne o? Tarım mı? Neolitikte tarım yapmaya ve hayvancılık yapmaya başlamışız. Doğadan böyle yararlanmışız. Sonra ne olmuş? Sonra madenleri keşfetmişiz. Madenlerle doğadan yararlanmaya başlamışız. Ve en sonra şu an en fazla yararlandığımız kısım sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle beraber artık doğadan yararlanmamız çok üst seviyeleri çıkmış. Doğada ne varsa alıp kullanmaya başlamışız. Doğayı dibine kadar kullanmaya başlamışız. Ve doğada da çeşitli etkilere neden olmuşuz. Bunları göreceğiz. Yani bugünkü konumuz doğayı nasıl etkiliyoruz? Doğayı nasıl kullanıyoruz aslında? Gelin. Şimdi insanların doğadan yararlanma biçimleri. Dünyada bununla alakalı örnekler var. Bu örnekleri bilmemizi istiyor bizden kitap. Nedir bu örnekler? Gelin Google üzerinden göstereceğim size. Şöyle inceleyelim. Google üzerinden göstereceğim. İlk örneğimiz Palmiye Adaları. Palmiye adaları nerede? Bakın doğadan nasıl yararlanıyor insanlar? Geçmişte yani böyle çok fazla insanlığın gelişmediği dönemlerde. Özellikle insanlık sanayi devriminden sonra çok ciddi atılımlar yaptı. Öncesinde doğadan böyle aşırı tamam yararlanıyorduk ama doğayı bu kadar etkilemiyorduk. Doğayı doğa bizim üzerimizde daha güçlüydü. Şu an biz doğa üzerinde daha fazla güç sahibiyiz. Doğada iklim vesaire bütün bunları tölere edebilecek kadar güçlüyüz. Bakın şimdi çölün ortasındayız. Şuraya bakar mısınız? Uydudan bile görünecek neredeyse yakınlaşmadan. Palmiye Adaları Dubai'de. Görmüşsünüzdür Palmiye Adaları'nı. Çok tatil, turistik bir yer. Burası geçmişte çöldü. Zamanla bu çölün ortasına petrolden gelen parayla beraber devasa tatil merkezleri yapıldı. Çoğunuz biliyorsunuzdur Dubai'yi. Şuraya bakar mısınız? Bakın burada da değişik bir şey oluşturmuşlar. Genelde Palmiye Adaları meşhur buranın. Bu i̇ki tane varmış bakın. Bir tane, iki tane varmış. Şurada da değişik bir... Aa! Bunu ilk defa görüyorum. Bu dünya haritası yapmışlar. Dünya haritası şeklinde değil mi? Yeni yapılıyor galiba. Bak bunu ilk defa gördüm. Bugün böyle inceleme yapacağız. Dünyadaki örneklere bakacağız. Doğayı nasıl etkilemişiz. Şu Palmiye Adaları'nı biliyordum. Şu an ilk defa burayı görüyorum. Hatta bununla alakalı bir Reels yapalım ya. Şuraya bakar mısınız? Dünya dünya haritası Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika. Dünya haritası şeklinde yeni yapıyorlar burayı tahmin ediyorum. Bakın şuraya yapmaya başlamışlar. Çok ilginç. Bununla alakalı bir Reels yapayım ya. İlk defa gördüm. İlk konumuz, ilk örneğimiz Palmiye Adaları'ydı. Palmiye Adaları'nı bilmeni istiyor senden kitabımız. Diğer Kiel kanalı. Kitabımızda da var. Kiel kanalı nerede? Dünya haritalarında kanalları ve boğazları öğrenmiştik. Şurada ne vardı? Süveyş kanalımız vardı. Şurada Kızıl Deniz ve Akdeniz'i birbirine bağlıyordu. Başka önemli kanal bakın şurada Süveyş Kanalı Güney Afrika'da Ümit Burnu'ndan dolaşmamızı engelliyordu önceden insanlar ta bu Ümit Burnu'ndan dolaşıp buraya giderken. Burada kanal Süveyş Kanalı açılınca insanlar buradan Kızıl Deniz'den şöyle bakın kanal olduğu çok belli, insan eliyle açılmış. Buradan Kızıl Deniz'den Akdeniz'e geçiş yapabiliyorlar. Kitabımızdaki örnek Kiel. Kimin eli o? Diyorduk Almanya'daydı. Şurada nerede? Şurada bakın. Görüyor musunuz? İnsan eliyle açıldığı çok belli. Kuzeyde Danimarka. Şurada Danimarka var. Almanya'da. Kiel kanalı. Bir de Panama kanalını göstereyim size hazır açmışken kanalları öğrenirken. Şurada Panama kanalımız var. Bakın yakınlaştım. Görüyor musunuz? Panama kanalını. Şöyle. Hatta burada gemiler böyle asansörlü bir şekilde kaldırılıp indiriliyor. Bakın şuraya. Çünkü arada bir yükselti farkı vardı. Bakın şurada. Asansörlü asansör sisteminin olduğu yer. Panama kanalı. Panama kanalı, Kiel kanalı, Süveyş kanalı, Palmiye adaları. Bunları niye gösteriyorum size? Bunlar kitabımızda insanların doğadan yararlanma biçimlerine örnekler. Bakın Panama kanalı açılınca şu en güneyde Magellan boğazından geçilmeye gerek kalmadı şuradan. İnsanlar gelip ta buradan Magellan boğazından geçiyordu gemiler. Gerek kalmadı. Buradan direkt Panama kanalından geçiş yapabiliyor. Bir diğer örneğimiz Kiel kanalı, Palmiye adaları Hollanda Holderlere. Hollanda'yı bilmemizi istiyor bizden kitabımız map. Neden? Hollanda gençler düz bir yer. Bakın şöyle biraz daha geri geleyim. Şurası Hollanda daha düz bir yer. Özellikle de topraklarının %40'ını denizleri doldurarak oluşturmuş. Şuraya bakın yaklaşıyoruz şimdi. Şurası zaten deniz. Burayı da tahmin ediyorum doldururlar. Bakın şöyle yaklaşalım. Düm düz yerler görüyor musunuz? Dümdüz yerler. Hollanda dünya tarımında çok çok önemli yere sahiptir. AYT'de bunu ayrıntılı işliyoruz. Dikkat edin. Bakın ne kadar düzenli, dümdüz, doldurulmuş doldurularak şuradaki deniz aslında doldurularak oluşturulmuş. Hala bakın aralarda sular da var. Tahmin ediyorum burada çok ciddi sivrisinek vardır. Her taraf su, kanallar bakın. Kanallarla birbirinden ayrılıyor. Topraklarının %40'ı denizi doldurarak oluşturulmuş. Şöyle yakınlaşalım. Bakın her taraf ya böyle bir şey olabilir mi? Ve hepsi ne kadar düzenli. Her taraf, her taraf tarım arazisi. Dünyada gençler Hollanda çok ciddi bir tarım üreticisi. Şuraya bakar mısınız? Her taraf denizin %40'ını doldurarak oluşturulmuş. Toprak tarım arazilerini bakın şuralar falan hep doldurularak oluşturulmuş. Hollanda polderleri örneklerimizde. Bir de bunlara Türkiye'den örnekler ver diyor bize. Ne var? Ordu Giresun Havaalanı. Ordu Giresun Havaalanı'nı bilmen lazım. KPSS'e de çıkmıştı mesela. Ordu ile Giresun arasında şurada yaklaşıyoruz. Şurada bakın yaklaştı, Şurada Piraziz ve Gülyalı arasında Ordu Giresun Havaalanı. Bakın denizi doldurarak oluşturulduğu ne kadar belli. Şu an kullanımda. Bunun dışında Karadeniz sahil yolu var. Karadeniz'e şuradan Samsun'dan girdikten sonra Karadeniz boyunca şurada sahil yolu boyunca takip ediyorsunuz. Bakın sahil yolu boyunca. Yine burada doğadan yararlanma biçimlerimizden bir tanesi örnek olarak. Bakın Karadeniz sahil yolu. Karadenizli olanlar varsa bu yoldan gidip geliyorlar işte. Karadeniz sahil yolu. Ta buradan Gürcistan'a kadar uzanıyor bu yol. Bakın güzel bir yol. Bu yapılmadan önce sıkıntıydı. Şu an yapılınca güzel oldu. Karadeniz'e gidip gelmek de sorun olmaktan çıktı. Karadeniz sahil yolunu yaptık. Marmaray ve Avrasya tünelini bilmen lazım Türkiye'de. Geldim şimdi burada Marmaray var. İstanbullular zaten Marmaray'ı fazlaca kullanıyorlar. Artık ben de kullanıyorum Marmaray'ı. Gebze'ye uzanıyor Marmaray. Gebze'den ta buraya Büyükçekmece'nin olduğu yere kadar Halkalı'ya kadar geliyor. Halkalı durağına kadar düşünün bakın. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan Marmaray çok önemli İstanbul ulaşımında. Çok ciddi gün içerisinde İstanbul'un trafik yükünü çeken önemli hatlardan bir tanesi. Diğeri Avrasya Tüneli. Marmaray da bu Avrasya Tüneli'nin içinden geçiyor. Şuradan bakın. Şuradan Anadolu yakasını Avrupa yakasına bağlıyor ama nerede bu Avrasya Tüneli? Denizin altında. Denizin altından Anadolu'yu Avrupa'ya bağlıyor. Marmaray içerisinden geçiyor. Hem de karayolu olarak da bağlı. Yani arabalar da bir tünelin altında arabalar var. Üstünde trenler var. Trenlerde Marmaray geçişini sağlıyor Avrupa yakasına. Avrasya Tüneli, Marmaray projesi doğadan yararlanmaya örnekler. Şurada Osman Gazi Köprümüz var bizim. Osman Gazi Köprüsü de çok önemli. Neden? Şurada 6 saatlik bir yol kat ediyorduk geçmişte. Bakın şurada körfezi dolanıyorduk. 6 saat sürüyordu buradan bu tarafa geçmemiz. Şurada 6 dakikada buradan karşıya geçiyoruz Osman Gazi Köprüsü sayesinde. Çok yararlı, aşırı yararlı. 6 dakikaya indiriyor ama biraz pahalı herkes kullanamıyor. İnsanlar hala çoğunluk bu körfezi dolaşmak zorunda kalıyorlar. Ucuz olsa da keşke herkes kullanabilse. Bir tane daha örnek vermiş ki, vermiş kitabımız. Maltepe Sahil Parkı. Maltepe'ye gidiyoruz. Bakalım çok büyük devasa bir parkmış. Ben gitmedim açıkçası Maltepe Sahil Parkı'na. Bakın şöyle devasa büyük bir park. Hatta içerisinde bir anlamda şöyle dikkat edin. Bakın güzel sahalar da var. Bayağı büyük bir parkmış. Avrupa'da önemli şehir parklardan bir tanesi. Bayağı güzelmiş değil mi? Şuraya bakın fil şekliye. Fil şekli varmış ya burada. <laughs> <laughs> Bunda insan bir aslında böyle arada dünyayı dolaşmak lazım böyle Google'da. Baksana şura fil şeklinde yapmışlar burayı. Maltepe Sahil farkına bir gitmek lazım ya. Fil şeklinde şunlar bir hayvana benzemiyor değil mi? Cık, fil şeklinde yapılmış. Çok ilginç değil mi? Şeyi çok şaşırdım abi. Dubai'deki dünya haritası şeklinde olana çok şaşırdım. Osman Gazi Köprüsü'nde söyledik ki geçelim ders kısmına. Şimdi neyi öğrendik? Türkiye'deki örnekler doğadan yararlanmaya Ordu Giresun Karadeniz yolunu, Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni, Maltepe Sahil Parkı'nı, Osman Gazi Köprüsü'nü öğrendik. Bunlara baktık. İstanbul'da yaşayanlar için bazı belki bunlar önemli değil biliyorlar onları ama Anadolu'da yaşayanlar bilmiyor gençler. İstanbul'a gelmeyen birisi bilmez yani onları. Herkesin bilmesi lazım. Geldik şimdi bu kısmımıza. Doğal ortama insanın etkileri. Aslında bu çok basit. Doğal ortamda biz litosferi nasıl etkiliyoruz taş küreği? Atmosferi nasıl etkiliyoruz? Hidrosferi nasıl etkiliyoruz? Bununla alakalı sorular çıkıyor karşımıza. Ama burada bilmen gereken şu aslında sana sorulsa su küreyi nasıl etkiliyoruz hava küreyi nasıl etkiliyoruz diye sorulsa yapıyorsun ama burada asıl soruyu kaçırmanın neden olan şey şu soru bunun üzerinden soruluyor İnsanların atmosfere etkisi atmosferi anlarsın şuradan göstereyim İnsanların hidrosfere etkisi aşağıdakilerden hangisi insanların hidrosfere etkisi değildir gibi düşüneceksin bunu hidrosferi bilmen lazım yabancı kavramlarında doğa ve insan kısmında öğrenmiştik biz peki atmosferi nasıl etkiliyoruz atmosferi özellikle karbondioksit gazları salıyoruz bu bizim için önemli bunu bileceksin. Fosil yakıtları yaktığımızda atmosfere karbondioksit gazları salınır. Fosil yakıtlardan kastımız ne? Kömür, petrol, doğalgaz. Bunun gibi fosil yak odun bütün bunları yaktığımızda atmosfere karbondioksit salınıyor. Bu karbondioksitten dolayı da dünya ciddi anlamda ısınmaya başlıyor. Sıcaklık birikimi yapıyor ve küresel ısınma ortaya çıkıyor. Bakın insanların nereye etkiledim ben? Ka atmosfere karbondioksit salarak. Nereye etkiledim? İnsanların atmosfere etkisi ne örnektir bu. Bunun dışında deodorantlar var. Deodorantlar sıkıyoruz. Böcek ilaçlar, spreyler var. Bunlar da ozon tabakasını öğrenmiştik sizinle. Bu ozon tabakasının seyrelmesine neden oluyor. Bu da bakın doğaya, atmosfere etkilerimizden bir tanesi. Sonra hava kirliliği yapıyoruz ve bu hava kirliliği tekrar asit yağmurları olarak bize geri dönüş yapıyor. Küresel ısınma yaşıyoruz. Bu küresel ısınmanın yaşanmasıyla beraber buzullar eriyor. eriyor. Deniz su seviyeleri yükseliyor ve bazı şehirler Deniz altında, sular altında kalacak. Kutuplarda buzullar eriyor, oradaki canlılar etkileniyor bunlar. Bütün bunlar ne? İnsanların atmosfere etkilerinin sonuçları. Soru bize sorduğunda, insan insanların hidrosfere etkilerinin sonuçları nelerdir? Dediğinde, haşiki o diyeceksin, hidro diyeceksin, su diyeceksin. Suya etkilerimiz neler bizim? Bakın, özellikle atık sularımız var. Bu atık suları denizlere, göllere boşaltıyoruz ve oradaki canlı çeşitliliğini bile etkiliyoruz. Suların kirlenmesi neden oluyoruz. Kirli akarsularla tarım alanlarını suluyoruz. İlaçlar atıyoruz tarım alanına. Bu ilaçlarla, kirli akarsularla o sular yeraltı sularına sızıyor. Yeraltı sularının kirlenmesine neden oluyoruz. Ne yaptık? Hidrosferi etkiledik. Petrolü özellikle çıkarırken, taşırken çok ciddi anlamda kazalar olabiliyor. Bunlar denizlere yayılıyor ve denizlerin, suların kirlenmesine neden oluyor. Akarsu üzerinde kurduğumuz barajlar, barajlar kurduğumuz zaman akarsu üzerinde bunu etkisine şöyle barajı kurduğunuz zaman set kuruyorsunuz akarsuyun üzerine. Akarsuyun aşağı kesimi ile yukarı kesimi arasındaki iletişimi etkileşimi koparmış oluyorsunuz. Alın size hidrosfere bir etki daha. Su kaynaklarını o kadar fazla kullanıyoruz ki bazı akarsular, bataklıklar ya da göller kuruyabiliyor. Gelin örneğine bakalım. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi senden istediği bu. Bunu bilmeni istiyor senden. Bakın şimdi geldik Türkiye'nin doğusuna doğru. Aslında çok da uzak olmayan bir yer var. Hazar Denizi var burada. Hazar Gölü var. Aslında göl burası. Hazar Denizi diyorlar ama göl. Hazar Gölü'nün biraz daha doğusuna bakın Aral Gölü var. Görüyor musunuz? Aral Gölü kurumuş. Tarımda sulama ile beraber Amuderya, Derya nehirleri var burada. Bu nehirlerin buraya akışını engellemişler. Buradan da suyu çekmişler. Bakın geçmişte çok büyük bir alana sahipti Aral Gölü ama şu an iyice kurumuş küçük bir alana çekilmiş durumda. Aral Gölü'nün kuruması dünyadaki en büyük çevre felaketlerinden bir tanesidir. Bakın şöyle geri geliyoruz. Dünyaya dışarıdan bakıyoruz. Buradan bile nasıl görünüyor? Buradan bile görünüyor Aral Gölü'nün kuruduğu alan. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Nasıl kurumuş? Bu gölün üzerinde çok güzel resimler var. Gemilerin böyle kurumuş göl. Gemiler batmış kumsala. Çok güzel resimleri var onların. Şimdi burada belki çıkar mı karşımıza diye baktım ama çok zor yani. Bakın nasıl kurumuş görüyor musunuz? Evet. Aral Gölü burası. Bunu bilmen gerekiyor. Şimdi Bunlar hidrosferi etkilerimiz. Geldik şimdi bir de insanların biyosferi etkisi var. Biyosferden kastımız bio, canlı. İnsanlar canlıları da etkiliyor. Özellikle ne yapıyoruz? Ormanları kesiyoruz. Ormanların bulunduğu bölgelerde orman yangınlarına neden oluyoruz ve çok ciddi canlı kayıpları, hayvan, insan kayıpları yaşanıyor burada. Bu da bizim biyosferi etkilerimizden bir tanesi. Hiç mi hep mi kötü anlamda etkiliyoruz hocam? Hayır. Bazen iyi anlamda da etkileyebiliyoruz. Mesela ağaçların korunmasını sağlıyoruz ya da ağaçları tekrardan dikiyoruz. Bunlar da olumlu etkilerimizden bir tanesi. Bunun dışında etkilerimizden bir tanesi Kızılçam Akdeniz Kızılçam maki diyorduk ya. Akdeniz ikliminin bulunduğu yerdeki Kızılçam ormanlarını kestiğimizde ortaya makiler çıkıyor. Bu da bir etki mi? Bu da bir etki sonuçta. Makileri de kesiyoruz. Ondan sonra da garikler, garibanlar ortaya çıkıyor. Buraya yazmamışız. Garibanlar makilerin kesilmesiyle ortaya çıkıyor. Mesela bozkırların olduğu yerlerdeki ormanları tahrip edince de ortaya antropolojik antropojen bozkırlar çıkıyor. Bu da yine insanların etkilerinden bir tanesi. Yerleşim alanlarımız genişliyor. Yani birçok yere artık yerleşim açıyoruz. Oradaki canlıların yaşam alanlarının daraltılmasına neden oluyoruz. Oradaki canlılar artık orada yaşayamıyorlar. Bakın bütün bunlar ne? Bizim biosfere etkilerimiz. Kanallar açılmasıyla denizlerdeki popülasyon üzerindeki de etki yapıyoruz. Geçelim kanallara. Bunu sorabiliyorlar bize. Bakın şurada Deniz Kızıldeniz var. Kızıl Deniz'deki canlı çeşitliliğiyle Akdeniz'deki canlı canlılar farklı. Şimdi biz burada Süveyş Kanalı'nı açtığımızda ne olacak? E buradaki canlılar da Akdeniz'e gidip gelmeye başlayacaklar. Hangi balık olduğunu tam hatırlamıyorum ama balon balığıydı herhalde. Zehirli, çok zehirli bir balık. Burada Kızıl Deniz'den Akdeniz'e geçmiş ve Akdeniz'de canlılar üzerinde ciddi anlamda tehlikeli sonuçlar ortaya çıkartmaya başlamış. Bu da bizim kanallar açmak, canlı çeşitli üzerinde etki yapmamıza neden oldu mu? Evet, oldu. Şunu hazır yeri gelmişken göstereyim size gençler. Benim bir tane linkim var. Instagram'da bütün videoları videolarımın tek bir linkim var. O tek bir linke tıkladığınızda bu ortaya çıkıyor. Bunu niye söylüyorum? Kamp takvimini hala göremeyenler var. Kamp takvimimiz nerede? Bakın bütün linklerimde her şeye ulaşabiliyorsunuz. Kitaplarıma buradan ulaşabiliyorsunuz. Bir tıklayalım. Kitap fonu da indirimli bir şekilde alabilirsiniz. %5 indirim CK5 koduyla. Bir de burada trend yolda indirimsiz hali var. En çok satandık. Bakalım hala en çok satan mıyız? Evet. Kitabımız, tekli kitabımız trend yolda hala en çok satan. Burada kamp takvimimiz şurada. Tüm kampları da buradan bulabiliyorsunuz. Kamp takvimimiz de şurada Z takımında. Z takımına tıkladığınızda toplu takvime tıkladığınızda bakın bütün hocaların bıyıklı matematik var burada Z takımında. Bütün hocaların Biyosem 31 Temmuz'da başlıyor fizik kimya biyoloji kampları bakın. Bütün burada kampları var. Bütün herkesin kamplarını buradan görebilirsiniz. Yıl içinde yapacağımız yazılı hazırlıkları, yıl içinde yapacağımız AYT kampları, bütün hepsinin kampları da buraya yerleştirilecek. Gün gün yerleştiriyoruz. Online olarak takip edebilirsiniz. İnsanların biosfere etkilerinde gördüm. İnsanların bu sefer litosfere etkilerini göreceğiz. Litosfer, toz, taş diyorduk. Taş küreye etkilerine bakacağız. E yol açıyoruz, konut yapıyoruz, inşaat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Otomatik olarak litosferi etkilemiş oluyoruz. Tarım yapıyoruz, tarım yaparken litosferi yine etkilemiş oluyoruz. Şurada önemli olan bazı kavramlar var. Bu soruluyor bize. Emlit yamaçlarda teraslama yapıyoruz tarım arazisi oluştururken. Özellikle pirinç tarımı yaparken. Bu değil önemli olan olan şu önemli olan. Bakın tarımda toprağa ilaçlama yapıyoruz. Toprağı kirletiyoruz. Bu da etki. Şu bizim için önemli olan. Şurayı siliyorum. Bataklıkların kurutulması. Bataklıkların kurutulması güzel bir şeymiş gibi görünür ama kötü bir şeydir. Soruda da bize bu sorulur. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkilerinden bir tanesi değildir gibi bir şey söyler size. Bataklıkların kurutulması kötü bir şeydir. Bataklıklar ekosistem için çok değerlidir gençler. Kirli suların süzülmesini sağlar. Su dengesini yeraltı su dengesini korur. Bataklıklar canlıların yaşam alanı Kara ekosistemi ile su ekosisteminin iç içe geçtiği yerlerdir. Bataklıklar bataklık olarak kalmalıdır. Bataklıkların kurutulması yanlış bir uygulamadır. İnsanın doğayı etkilerinden bir tanesidir. Bakın denizleri, akarsu yataklarını değiştiriyoruz. Bütün bunlarla beraber litosferi üzerinde değişimlere neden oluyor. Evet bugün konumuzda bitti kısa. Zaten böyle soru sorulacak bir kısım değildi. Sadece öğrenmemiz gereken bir yer vardı. Onları gösterdim size. Seviyorsunuz gençler 9. sınıflara güle güle diyorum. Hepinize geçmiş olsun. 10. sınıflara hoş geldin diyeceğiz bir sonraki videoda. Evet seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.